Son zamanlarda dünyada yapay zekanın bütün tıpta kullanılması ile ilgili veriler var. Ama biz yaklaşık olarak bu işleme benzer bir işlemi 4 yıldır ülkemizde ve dünyada konuşuyoruz. İşin aslı şu: her çift farklıdır, her kadın farklıdır, her insan farklıdır. Onun için herkese aynı tedaviyi uygularsanız kişiye özel sonuç alamazsınız. Acaba tüp bebekte bu yazılım sistemi hastadan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım tedavilerinden arttıkça biz bunları koyarsak ne tip tedavileri bu kişilere yapacağımız, nasıl kullanacağım daha kesin belli olur. Böylece hem başarı şansları artar, lüzumsuz tedavi olmazlar, bir de ekonomik bir model geliştirebiliriz. Tabii ki bu artık bir ütopya gibi ortaya çıktı. Birdenbire de bunu işte özellikle ülkemizde de efendim işte genetik çalışmalarda seçim için kullanılıyor. Tüp bebekte acaba bütün verileri değerlendirdikten sonra ne yapalım diye kullanılıyor. Biz de bu yazılımı zaten geliştirdik. Fakat olayı da şöyle söylemek durumundayım ki biz bunu bir dengeleme metodu olarak kullanıyoruz. Yani bir çiftin veya bir hastalığın tedavi edilebilmesi için yaklaşık olarak 6 kompartman var. Bununla ilgili kişiye özel bütün bilgileri toplayacaksınız. Beyin, vücut dengesi, ruh dengesi, bu çok çok önemli. Çünkü yapay zekada insana ait beyninin, ruhunun, efendim duygularının, düşüncelerinin, kişiye özel olarak ilişkilerinin saptanmasıyla ilgili bilgileri girersiniz ama yapay zeka siz insanla kontağı insansal seviyede sağlayamazsınız. Bilgisayarla ruh bir şekilde gitmez. Onun için bu yapılan bir hatadır. Bilgisayar her şeyi göremez. Dataları size verir. Dataları değerlendirerek doktor olarak sizin insanlarla konuşmanız, izah etmeniz ve onları hissetmeniz lazım. Aksi takdirde hissetmezseniz hiçbir yapay zeka iyi bir tedavi sonucu alamaz. Bir tanesi bu, kritik. Diğeri ise spermle ilgili, yumurtayla ilgili, hormonlarla ilgili, tedavilerle ilgili, rahim içi zarıyla ilgili bütün verileri yüklediğinizde o zaman oradan gelecek sonuçlar, bir spermi böyle yapsanız iyi olur, yumurtalığa bu ilacı verseniz iyi olabilir, rahim içindeki bağışıklık sistemini bunu yapın, daha önceden bu tedaviyi yapın, şöyle bir destek tedavileri uygulayın, refleksiyoloji, efendim akupunktur, efendim ozon tedavisi vesaire karıştırın ve sonuçta kişilere daha iyi sonuç elde edersiniz. Bir de ekonomik model geliştiriyoruz. Yapay zeka denilen sistem bu. Biz de bunun uluslararası geliştirmesine bir çeşit balanslama veya dengeleme metoduyla katkıda bulunduk. Yalnız gene altını çiziyorum. Her şeyi bilgisayara bırakırsanız insan ruhu, insan biyolojik bir varlık, bir makina değil. O zaman demek ki şunu söylemek durumundayız. İnsanın zekasına güveneceksiniz. İnsanın ruhuna güveneceksiniz. Yine doktorun tecrübesi, bilgisi, takımın bilgisi, ilgisi, tecrübesi işin içinde olacak. Ama dataları yüklediğiniz bilgisayar size daha hızlı teşhis ve tedavi şansını verebileceği için kişilere daha çabuk bir sonuç gösterebilir.